Ve Kanal Fırat Ana Haber Bülteni başlıyor. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar diliyoruz. Sevgili seyirciler, Maden Hatunköy köyünde hak sahibi olan afetzedelerin konutları 6 Temmuz-22 Ağustos tarihleri arasında teslim edilecek olup, Elazığ Sarılı köyünde hak sahibi olan afetzedelerin konutları ise 5 Temmuz-22 Ağustos tarihleri arasında teslim edilecek. 24 Ocak'ta meydana gelen deprem afeti nedeniyle Maden Hatunköy köyünden hak sahibi olan afetzedelerin konutları tamamlanarak 12 Mayıs 2022 tarihinde kura çekimleri yapılmıştı. Kura çekimleri sonucu adına Hatunköy köyünden konut çıkan hak sahibi aileler konutlarını 6 Temmuz 2022, 22 Ağustos 2022 tarihleri arasında ekli teslim listesindeki tarihlere göre teslimleri yapılacak. Konut teslim programı Elazığ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün elazik.afat.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Konutlarını becaiş yapmak isteyen hak sahipleri 6 Temmuz 2022-29 Temmuz 2021 tarihleri arasında noter vasıtasıyla karşılıklı olarak becaişlerini yapabilecek. Konutlarını 45 günlük sürede teslim almayanların 7269 sayılı kanunun 3177 sayılı kanunla değişik 40. maddesine göre yasal olarak hak sahiplikleri iptal edilecek. Öte yandan 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle Elazığ Sarılı köyünden hak sahibi olan afetzedelerin konutları tamamlanarak 21 Ocak 2022 tarihinde kura çekimleri yapılmıştı. Kura çekimleri sonucu adına Sarılı köyünden konut çıkan hak sahibi aileler konutlarını 5 Temmuz 2022, 22 Ağustos 2022 tarihleri arasında ekli teslim listesindeki tarihlere göre teslimleri yapılacak. Konut teslim programı Elazığ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün elazik.afat.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Konutlarını becaiş yapmak isteyen hak sahipleri 5 Temmuz 2022-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında noter vasıtasıyla karşılıklı olarak becaişlerini yapabilecek. Konutlarını 45 günlük sürede teslim almayanların 7269 sayılı kanunun 3177 sayılı kanunla değişik 40. maddesine göre yasal olarak hak sahiplikleri iptal edilecek. Çifte bayram yaşayacağız diyen Akpınar Mahalle Muhtarı Raif Acar, mahalle sakinlerine karayolları lojmanları ile ilgili müjde verdi. Acar ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti. Akpınar Mahallesi Muhtarı Raif Acar, mahalle sakinlerine müjde verdi. Muhtar Acar, uzun yıllardır sorun olan karayolları lojmanlarının hayata geçirilecek projeyle çok güzel bir alana dönüşeceğini söyledi. Acar, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu'na da teşekkür etti. Uzun yıllardan beridir karayollarının lojmanlarının olduğu yerde bayağı bir sıkıntı çektik, uğraştık sağ olsun özellikle. Belediye Başkanım Şahin Şerifoğulları Sayın Cumhurbaşkanımıza iletti bu konuyu. Ve belediye tapu teçhili yapıldı bu anda. Proje çalışması yapılıyor. Çok düzenli bir proje uygulayacağız Allah'ın izniyle buraya. Vatandaşın nefes alabileceği bir yeşil alan olacak. Bir kısmını kalkıp park yapacağız. Bir kısmını cumartesi pazarı olarak kullanacağız. Bir kat altta bodrum otopark olarak kullanılacak. Yani istasyon caddesinde biliyorsunuz yani bayağı bir sıkıntı var otopark yönünde. Bu yönde yani ilçelere giden, beldelere giden veya köylere giden minibüsler, otobüsler buraya girecekler. Saati geldi mi kalkacaklar. İstasyon caddemi işgal etmeyecekler yani trafik yönünden. Bu yüzden yani projeyi de bitmek üzere kesinlikle bir aya kadar müteahhite ihale yapılacak belediye tarafından bu şekilde. Allah'ın izniyle bu sene kazmayı vuracağız. Ben mahalle sakinlerime müjdeyi vermek istiyorum. Bilgileri olsun. Ayrıca Cumhurbaşkanıma bu proje için destek verdi. Belediye Başkanımı sağ olsun talepte bulunmuştu. Şahin Şerifoğulları'na ve çalışanlarına çok çok teşekkür ederim. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Murat Atmaca, İleri düzey metakognitif terapist olarak diploma verilen Türkiye'de ilk ve dünyadaki toplam
3 psikiyatri profesöründen birisi oldu. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Murat Atmaca, Oxford Üniversitesi'nde 2 yıldır süren eğitimini tamamladı. Atmaca'ya Mary Cognitive Institute tarafından ileri düzey Mary Cognitive Therapist diploması verildi. Atmaca böylelikle kendi alanında Türkiye'de ilk ve dünyadaki toplam 3 psikiyatri profesöründen birisi oldu. Psikiyatrik tedavilerin, psikiyatrik bozuklukları tedavi ederken aslında hem ilaç tedavileri var bizim. Bir taraftan da hani ismini sıklıkla duyduğumuz, tabii vatandaşlarımızın da duyduğu, bildiği psikoterapi teknikleri var. Bu psikoterapi tekniklerinden özellikle bilişsel psikoterapiler dünyada da etkinliği en fazla kanıtlanmış terapiler. Bu bilişsel terapiler içerisinde metakognitif terapi, bu bilişsel terapiler içerisinde gelişen ve son dönemin en önemli terapisi, dünyada da giderek yayılan ve etkinliği, kanıt gücü giderek artan psikoterapi teknikleri. Şimdi ben de özellikle bu alana ilgi duydum çünkü bu alanda dünyada da ciddi bir eksiklik, boşluk var. Fakat bir taraftan da çok etkili psikoterapi teknikleri. Ben onunla ilgili Kopenhag'da 2 yıllık bir eğitimle metakognitif terapist unvanı almıştım. Bu konuda metakognitif terapiyle ilgili terapist unvanı veren tek kurum olan Metakognitif Terapi Enstitüsü tarafından bu konuda yani terapist unvanı vermeye yetkili tek yer. İleri düzey Mary Cognitive Therapist diploması aldığını belirten Profesör Doktor Murat Atmaca, bu tarz ileri düzey diplomaya sahip olan dünyada çok sınırlı sayıda kişi olduğunu söyledi. Bundan sonra tabii bu benim için çok onur verici bir şey. Çünkü dünyada etkili, önemli bir terapi ekollerinden birisinin ileri düzey terapisti haline gelmek. Tabii burada da şöyle bir misyon ortaya çıkıyor. Bundan sonra bu terapiyi işte bizim kendi psikiyatri camiasında ve beraberinde ruh sağlığı profesyonellerine anlatmak, öğretmek ve bunu yaymak ve insanlarımızın da bundan faydalanmasını sağlamak. Tabii ben kendi pratiğimde bunu kullanıyorum. Bu metakognitif terapiyi zaten kullanan birisiyim. Gerçekten etkili olduğunu görebiliyoruz. Terapiden yararlanan insan sayısının artabilmesi için bir taraftan bu eğitimlerin giderek yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Profesör Doktor Atmaca, İnsanların da bu tarz terapiden yararlanmasını sağlamak için önemli bir görev üstlendiklerini söyledi. Ben bu eğitimlere zaten hani bir süredir başlamıştım. Bizim büyük psikiyatri kongrelerinde kurs olarak düzenlemeye başlamıştım. Ama bundan sonra biraz daha yapılandırılmış tarzda bu eğitimleri, bu terapinin temel nosyonunu ruh sağlığı profesyonellerine ve psikiyatrist arkadaşlara Türkiye çapında en azından anlatmak, yayılmasını sağlamak ve bu konuda insanların da bu terapiden yararlanmasını sağlamak, hani ilaç tedavileriyle birlikte psikoterapi yöntemi olarak böyle bir terapiden yararlanmalarını sağlamak önemli bir görevimiz olacaktır. Tabii bu vesileyle de bir taraftan Fırat Üniversitesi'nin ismini duyurmuş olmak, çünkü orada da hep Fırat Üniversitesi ismi eğitim sırasında da geçti. Türkiye'den katılmış olmak, çok uzaktan en son işte Oxford'daki eğitimde daha çok Avrupa'dan, işte Amerika'dan insanlar vardı. Türkiye'den gidiyor olmak ve üniversitemizin ismini de bir taraftan şehrimizin ismini duyurmak da benim için ayrıca onur verici. Çünkü ben her zaman şunu söylüyorum, 28 yıldır Elazığ'dayım. Elazığ'a kendim ne katabilirsem bu benim için bir kazanım olarak görüyorum. Çünkü Elazığ, yani bunu başka vesilelerle söylediğim için yine söylüyorum. Ben Elazığ'dan çok şey aldım, çok kazanımlarım oldu Elazığ'dan. Kendim de bu şehre ne yapsam benim için kazançtır, ne yapmam gerekiyorsa da yapmam lazım düşüncesi var. Bu vesileyle şehrimizin de, üniversitemizin de ismini duyurmuş olmak da benim için mutluluk verici bir şey. Teşekkür ediyorum. Evet, Murat Atmaca hocamızı tebrik ediyoruz. Hakikaten çok önemli bir gurur. Kendisine buradan selamlarımızı iletiyoruz ve başarılarının daim olmasını diliyoruz. Sevgili seyirciler, ülke olarak vazgeçilmezimiz olan çaya %9,5 zam geldi. Böylelikle çay 2 ayda toplam %55,71 oranında zamlanmış oldu. Gözler en hareketli olan çay ocaklarına çevrildi. Bakın hem esnaf hem vatandaş ne düşünüyor?
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 16 Mayıs tarihinde çaya ortalama %43.71 zam yapmasının ardından fiyat artışları sürüyor. Etkileyecek bir şey kalmadı zaten. 3 lira olduktan sonra millet de kalmadı. 5 tane içeriz. Evet. Peki bu zamla birlikte azaltır mısınız çay içmeyi? Ya olabilir tabii. Geçen hafta fiyatı %2.5 artan çaya %9.5'lik bir zam daha geldi. Bizim işlerimizi çok etkiliyor. Hani önceden 5 lira çay satıyorduk, şimdi 200'e düştü. Bir yandan bizim haklarımız, bir de kira var, elektrik var, gider çok, gelir az, ne yapacaksın? Tabii ki biraz zam yapacaksın. Böylece çaya 2 aydan daha az bir sürede toplam %55.71 zam yapılmış oldu. Ben fazla içmiyorum, 3-4 tane içiyoruz. Yani. Bu zamla birlikte azaltır mısınız çay içmeyi? Ya yok yine hani devam ediyor. Günde 5 tane içiyorsanız 3'e düşer. Ya böyle giderse hiç içmeyeceğiz yani. Gerçekten bu şekilde giderse içmeyecek dereceye geleceğiz yani. Esnaf kara kara düşünmeye başladı bile. 3 lira. 3 TL'ye satıyorsunuz. Evet. Peki bu zamla birlikte fiyat artışı yaşanır mı? İlla ki olacak. Yani ne kadar olur ortalama? 5 lira düşünüyoruz. Hı. Ama şu andaki zam bizi kurtarmaz. Biraz daha yapmamız lazım hani 4-4,5 gibi. Zamlarla birlikte çayı fiyatlarını azaltırım diyenler kadar çaydan vazgeçmem diyen çay tiryakileri de var tabii. Hayır azaltmayız ne yalan söyleyeyim. Yani 6 lira da olsa 7 lira da olsa içiyoruz. Günde kaç tane çay içiyorsunuz? Kaç tane? 2, 3, 5. Peki bu zamla birlikte oranı düşer mi? Yani çay içmeyi düşürür müsünüz? Yok. Şimdi bir daha çay 5 yaptılarsa hiç gelmiyoruz. Yani mecburiyet yok. Öyle sıkıntı olur mu yani? Çay içmez sayısı tabii ki düşürürüz yani. Kaça düşer mesela? Ya mesela 10 tane içiyorsak şimdi 5 tane içiyoruz. Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar ve yönetimi Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nı ziyaret etti. Ziyarette Elazığ-Azerbaycan ilişkileri görüşüldü. Ankara'da faaliyetlerini sürdüren Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nı ziyaret etti. Türksoy Genel Sekreteri Sultan Rey ile Azerbaycan Kültür Bakanlığı Temsilcisi Elçin Gaffarlı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar, Vakfın Genel Sekreteri Murat Katipoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Kent ile Harput Senfonisi konserlerinin şefi Bujor Hornik ve orkestra şefi Artun Hornik katıldı. Toplantıda Mehmet Çağlar, Türksoy Genel Sekreteri Sultan Rey'e Elazığ Harput tarihi ve kültürü hakkında bilgi vererek 15 Eylül'de Bakü'de gerçekleşecek olan Harput Senfonisi konserine davet etti. Sultan Rey, Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Elazığ'ı görmek istediğini, Azerbaycan'daki konsere de katılmaya çalışacağını belirtti. Bursa'da yaşayan Elazığlılar, Bursa Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Peynirli Ekmek Festivali'nde bir araya geldi. Bursa'da Elazığ kültürünü yaşatan Bursa Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği düzenlediği geleneksel Peynirli Ekmek Festivali ile Elazığlıları bir araya getirdi. Eser badı sabah zülfün teline, anam teline. Hafta sonu gerçekleşen festivale Bursa ve civar illerde yaşayan Elazığlıların yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, MHP MKYK üyesi Feyzi Zırhlıoğlu, AK Parti Elazığ Başkanı Şerafettin Yıldırım, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP İl Başkanı İsmet Karaca, CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülüzer Emecan, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, eski CHP Zeytinburnu Belediye Başkanı Adil Emecan, İl Başkan Yardımcıları Cahit Korkut, Cevat Asa, Sinan Alkan, İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu katılırken, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da çelenk gönderdi. Her yıl olduğu gibi bu yılda Elazığ hasretini gidermek ve gurbetteki Elazığlıları bir araya getirerek kültürü ve dayanışma ruhunu sağlamak adına düzenlenen festivale ilgi yoğun oldu. Dernek Başkanı İbrahim Karaçin, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.
Yani kısacası özlediğimiz bir tabloyu oluşturduk. Evet, güzel bir şey oldu tabii. İki senedir yapamıyoruz. Hemşerilerimiz hem Elazığ müziğini hem Elazığlıları bir arada görmeye hasret kalmışlardı. Bunu gidermeye çalışıyoruz. İnşallah bu şekliyle akşama doğru gider programımız. Bundan sonraki yıllarda daha güzelini yaparız. Buradan Elazığ'daki hemşerilerimize Elazığ'da bir mesaj verelim. Tabii yani şimdi Elazığ'daki hemşerilerimiz inşallah bizi izleyecekler, izliyorlar. Buradan tüm Elazığ'a selamlar söylüyoruz. Kendilerini de Bursa'ya bekliyoruz. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım bu tür etkinliklerin önemine değindi. Elazığ'ı uzaktan sevmek daha güzel gibi cümleler kullanmış olabilirsiniz. Elazığ hem uzaktan güzel hem yakından güzel. 24 Ocak depreminde zorlu bir sürece girdik. Gelenler biliyor. Arkasından pandemi, arkasından kuraklık, şimdi de biraz ekonomik sıkıntılar. Rabbim böyle murat etmiş. Önemli bir Elazığ el değişiyor ve inanılmaz bir şekilde sıkıntılar gideriliyor. Bitti mi? Daha var. Daha yapacak çok işimiz var. Çünkü ben o şehrin çocuğuyum. Rızaya Mahallesi'nde doğdum. O şehre benim borcum var. O borcu da çok çalışarak ödemek zorundayım. Elazığlı böyledir işte. Dolayısıyla 25 bin konutun yapıldığı ama biraz da sorunların oldu. Belki buradaki dostların da o konutlarla ilgili ya da AFAD'la ilgili, hak sahipleriyle ilgili sorunları olan dostlarımız da vardır. Ama biraz daha sabır, az bir şey kaldı. O sorunlar da çözülecek inşallah. Peynirli ekmeğin ikram edildiği festival, oynanan yöresel oyunların ardından sona erdi. Çoban, ağın, tarım, hayvancılık ve su ürünlerinde bir numara olabilir dedi. Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından Elazığ ilçelerinin kurtuluş planı projesi devam ediyor. Hazar Sam Başkanı Bilal Çoban'ın bu kapsamdaki yeni durağı ağın oldu. Ağında gerçekleşen Motofest gibi etkinliklerde kenti tanıtan ürünlerin üretilmesi gerektiğini söyleyen Bilal Çoban, ağının tarım, hayvancılık ve su ürünleri potansiyeli olduğunu vurgulayarak ilçenin bu üç kulvarda bir numara olabileceğini kaydetti. Ağının çok orijinal, işte bademinden, narından, ağın markalı üzümünden, ağın üzümü diye geçiyor. Tabii hayvancılığından, balıkçılığından, bak düşünün Elazığ'dan buraya 70 kilometre uzaklık, ağının 70 kilometre sahile sınırı var. 70 kilometre ve tarım alanları ağının %60'ını kapsıyor. Bu ne demek? Tarımda, hayvancılıkta ve su ürünlerinde burası bir numara olabilir. Bilal Çoban, ağının kurtuluş planını hazırladıklarını ve ağının güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyduklarını dile getirdi. Ağının kurtuluş planını hazırladık. Bundan sonra ağınla ilgili herhangi bir gelecek projeksiyonu çizecekler. Lütfen bizim bu kurtuluş planımızı incelesinler. Ağının güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını, tehditlerini ve ağınla ilgili yapılması gereken 86 tane projeksiyonu oluşturduk. Bu projeleri yöneticiler alacaklar. Kimi ilgilendiriyorsa, tarımı ilgilendiren, eğitimi ilgilendiren ya da üretimi ilgilendiren alanlarda ilgililer, belediye başkanımız, sayın kaymakamımız ve toplamdaki yöneticilerimiz ağının geleceğini hep beraber planlarız inşallah. Hazar Sağ Başkanı Çoban ağında esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi. İl Genel Meclisi'nde Hazar Gölü Mahalli İdareler Birliği'ne tahsis edilen çok amaçlı gezi teknesinin Sivrice köylere hizmet götürme birliği adına tahsis edilmesi konusu yeniden gündeme geldi. İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantıları Meclis Başkanı İbrahim Şerbet Başkanlığı'nda gerçekleştirilen 5. oturumla devam etti. Kıymetli arkadaşlar, bugün yapacağımız çalışmaların hayırlara vesile olmasını dileyerek hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Gündem maddelerini görüşmek üzere birleşim açıyorum. Mecliste Hazar Gölü Mahalli İdareler Birliği'ne tahsis edilen çok amaçlı gezi teknesinin
Sivrice Köylere Hizmet Götürme Birliği adına tahsis edilmesi konusu yeniden gündeme geldi. İki gündür bu ikinci madenin üstünde duruyoruz. Bir türlü bir karara varamadılar. 2011 yılında Mali İdareler Birliği'ne tahsisi yapılmıştı. Şimdi ise köylere hizmet götürme birliğine tahsisi yapılacaktır. Tahsisini biz uygun görüyoruz. Herhangi bir sorun yok. Yani bu çakta herhangi bir kiralama diye bir şey yok. Burada valilikte gelen yazıda da bir sorun yok. Abi varsa da yine görüşülür, tartışılır. Hani Sivrice yani bu kadar herkes kendi ilçesiyle ilgilensin. Sivrice'yle ilgilenmesinler. Yani biz de Sivrice'de iki tane genel mesuliyeti var. Biz arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. Sivrice'deki olan sorunları biz biliriz. Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne tahsis için biz de karşı değiliz. Tahsisini biz de istiyoruz. Yalnız bunu Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak tekrar söylüyorum. Bunu biz işletebilmemiz için, birine kiraya verebilmemiz için buna bir ibare koymak için dün de söylemiştik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Teşekkür ederim. Toplantıda söz alan Maden Bağımsız Meclis üyesi Cumali Telçeken, Gezi'ne yapılan yatırımlarla ilgili konuştu. Orada 5-6 tane geçmişten kalan dükkanlar var mı? Var. Kiraların nereye gittiği belli değil. Burada o kiralar bir yerlere gittiği zaman 22 milyar daire buradan elektrik parasını ödedi mi? Ödedi. Peki orada ikinci bir şey, orada bir tane düğün salonunun var olduğunu biliyor musunuz? Günübirlik orada düğün salonu, düğünlerin yapıldığını biliyor musunuz? Hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Nereye gitti ben de bilmiyorum. İkinci şey, günübirlik çadırlarının orada kurulduğunu biliyor musunuz? Gelirlerin nereye gittiğini biz de bilmiyoruz. Ardından söz alan MHP Meclis Üyesi Osman Dilek, teknenin tahsisiyle ilgili konuştu, ardından yatırım kararlarını değerlendirdi. Kaptan yok, orada duruyor, atın oraya burada kalacak. Yani bunu niye inatlaşıp iddia ettik, bizim söylediğimizi anlamayıp, zıtlaşıp, tam hayırlı olsun böyle gitsin. Kalsın orada, 3 ay sonra burada konuşacağız, sizi hatırlatırım. Onun için yani biz bu tahsise karşı değiliz. İstediği yere tahsis edilebilir. Son dönemdeki tahsislerin de sonucunun ne olduğunu hepimiz görüyoruz. Onun için tahsis edilirken kamu malı, beytul maldır. Herkes aynı hassasiyeti göstermesini rica ediyorum. En azından bilgilensinler. Bununla ilgili meclis başkanı olarak siz, ben bunu idareye, Vali Bey'e de götüreceğim bunu. Bunu hem idare olarak, hem meclis olarak, hem valilik olarak bilgilerle sunuyorum. Buradaki dengesizliğin, adaletsizliğin ben valilerimesini istirham ediyorum. Dileğe cevap AK Parti Meclis Üyesi Orhan Akgel'den geldi. Lütfen buna dikkat etsin. Biz Encümen'e geldiğimizden sonra 55 köye merkeze yardım yapılmamıştı. Bizden önceki Encümen'den bunu Mart gibi bu paraya bir kısmen dağıtıldı. Biz geldiğimizde merkezin 20 köyü var. Şu andaki o listeyi bir incelerse Osman Bey anlar. Şimdi burada bu darlan talepler doğrusunda bu para ödeniyor. Kimseye keyfi para ödenmiyor. Bu darları hiç yani partilisin, kimsin denmiyor. İhtiyacına göre biz olan para varsa dağıtılıyor. Yani sanki bir ayrım yapılmış veya biz kendisinden köy talep ettim. Ben kendim söyledim. Dedim ki bizlere birer köy verin. Her meclis üyesi bir köy versin, biz bunu yazalım dedik. İlk defa mecliste biz bunu uyguladık. O kargaşada unutuldu veya bir şeyler oldu. Biz hatta kendisine de izah ettim. Dedim ki bir dahaki dönemde sizin bu yazılmayan şeyleri de telafi ederiz. Kendisine bunu söylemişim. Ama şimdi bu bir adaletsizlik, bu bir haksızlık demek bence hoş değil. Temmuz ayı oturumları gündem maddelerinin görüşülmesiyle birlikte tamamlandı. Kuyulu köyünde meydana gelen hortum metrelerce yükseğe ulaştı. O anlar ise köyde paniğe neden oldu. Kuyulu köyünde öğlen saatlerinde hortum meydana geldi. Kısa süre etkisini sürdüren ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum paniğe neden oldu.
Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortumun görüntüleri bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Ziyaretlerini sürdüren Deva Partisi'nin bu defaki durağı Aksaray Mahallesi oldu. Deva Partisi Merkez İlçe Teşkilatı Aksaray Mahalle sakinleri ve esnaflarıyla bir araya geldi. Vatandaşlarla buluşan partililer sorun ve talepleri dinledi. Bizim görevimiz bu. Bir şey var, bize gelmiş yerine getirelim. Deva Partisi Elazığ Merkez İlçe Başkanı Ali Aygören ziyaret sonunda sorunlara çözüm bulunması için yetkililere seslendi. Konut fiyatları düşecek mi yoksa artacak mı sorusunu ev almak ya da satmak isteyen herkes merak ediyor. Emlakçı Elif Polat konut fiyatları ile ilgili açıklama yaparak fiyatların daha da artacağını öngördüklerini söyledi. Bir taraftan pandemi öncesi azalmaya başlayan yeni konut üretiminin 2 yıllık pandemi sürecinde oldukça duran bir seyir izlemesi, ardından artan maliyetlerin fiyatlara yansıması ev fiyatlarını 2 katına çıkardı. Türkiye'nin yıllık 700 bin yeni konut ihtiyacı olduğu hesaplanırken hızla artan talebe karşılık üretim oldukça daraldı. İkinci el piyasada ise mevcut konutlar piyasadaki artışa paralel olarak önlenemez bir yükseliş gösteriyor. Bitmiş hatta eskimiş konutlar yeni maliyetlerle üretilmemiş olsa da piyasanın her hareketinde seyrini yükseltiyor. Peki pandeminin ardından artan konut fiyatları yükselmeye devam mı edecek yoksa düşecek mi? Polat Emlak İşletme sahibi Elif Polat konut fiyatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemiden sonra konut fiyatları artmış bulunmakta. Özellikle de inşaat sektörü bu durumdan olumsuz yönde etkilendi. Doların yükselmesi, maliyetlerin artması, demire ve çimentoya gelen zamlar vatandaşlarımızın alım gücünü iyiden iyiye düşürmüş durumda maalesef. Bu şekilde maliyetler artmaya devam ederse ilerleyen dönemlerde konut fiyatlarının daha fazla artacağını öngörüyoruz. Şu anda dövizin yükselmiş olması, konut kredi faiz oranlarının düşmüş olması ev almak isteyen tüm yatırımcı vatandaşlarımız için çok iyi bir fırsat yarattı. Kesinlikle bu fırsatı kaçırmamalılar. Çünkü şu anda hiçbir yatırım aracı gayrimenkul kadar çok fazla kazandırmıyor açıkçası. Maliyetler artmaya devam ederse inşaat sektörü çünkü çok bayağı olumsuz etkilendi. İleriki dönemde daha fazla artacağını öngörüyoruz. Türkiye genelinde kira fiyatları 4-5 kat artarken Elazığ'da deprem sonrası tamamlanan TOKİ konutlarından dolayı kira fiyatlarının düştüğünü söyleyen Polat, vatandaşlara konuta yatırım yapma çağrısında bulundu. Malum Elazığ'da bir deprem yaşadık. İlimizde yaşanan 24 Ocak depremi sonrası yapılan TOKİ konutlarının bu sene teslimden dolayı şu anda tüm Türkiye genelinde kira fiyatları tüm Türkiye genelinde 4-5 katı artarken yalnızca Elazığ'da çok fazla artmadı. Hatta bazı mahallelerimizde düştü de diyebiliriz. Fakat bunun çok uzun sürmeyeceğini öngörüyoruz. Elazığ piyasasının da çok yakın zamanda Türkiye piyasası yakalayacağını düşünüyoruz. Bundan dolayı tüm vatandaşlarımıza bu seneyi çok iyi değerlendirmelerini, ileride pişmanlık yaşamamaları için kesinlikle hani gayrimenkullere konuta yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz. 500 bin altına verdiğimiz tek daireler 1+1 daireler. Müthiş bir artış var. Krediler düştükçe faiz oranları tam tersi hani fiyatlar da bayağı artıyor. Bunu hani devletin önüne geçmesi gerekiyor. Onun dışında vatandaştan alacağı şu anda bir önlem yok yani. Peki. Günden güne daha çok hani maliyetlerden dolayı daha çok sıkıntılar oluyor. Polat ayrıca vatandaşları tezgah altı emlakçılara karşı da uyardı. Kayıtlı 200 tane var. Kayıtsız 1000'e yakın var emlakçı. Şu an mesela hani yetki belgesi biliyorsunuz tüm emlakçılarda artık zorunlu oldu. Yani biz hani ellerinden geldiğince yetki belgesi olan emlakçılarla çalışsınlar. Yetki belgesi olmayan hiçbir emlakçıdan gayrimenkul satın almasınlar. Elazığ Belediyesi kurban bağışlarının hayır çarşısına yapılması için çağrıda bulundu.
Yılın 12 ayı hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahibi binlerce aileye düzenli desteğin sağlandığı Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı, Kurban Bayramı'nda da dayanışmanın ve kardeşliğin paylaşılmasına vesile olmaya talip oldu. Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı aracılığıyla kurban bağışı hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlar, kurban hisselerini bizzat hayır çarşısına ulaştırabilecekleri gibi bağışlar hayır çarşısı ekipleri tarafından adreslerinden de alınabilecek. Kurban hisse bağışında bulunmak isteyen vatandaşların 0424 225 19 21 ve 153 beyaz masa hattı ile irtibat sağlamaları yeterli olacak. Hayır çarşısı ekipleri bağışta bulunmak isteyen vatandaşların adreslerine ulaşarak makbuz karşılığında bağışları toplayacak. Toplanan kurban bağışı hisseleri hijyen koşulları çerçevesinde paketlenerek belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren, 2021-22 eğitim öğretim döneminde yurtlarda 9097 öğrenciye barınma hizmeti sunduklarını belirterek dolu dolu bir yıl geçirdiklerini kaydetti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yurtlarda barınma ihtiyacını karşıladıkları öğrencilerle dolu dolu bir yılı geride bıraktıklarını söyledi. Eren, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 9097 kapasiteyle hizmet veren yurtlarımızda sadece beslenme ve barınma yönünden değil, öğrencilerimizin zamanlarını verimli değerlendirmek, milli, manevi, sosyal, kültürel, bedensel, ruhsal, zihinsel ve akademik yönden gelişimlerine destek olmak, aralarında birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek, bağımlılık, kötü alışkanlıklar ve olumsuz davranışlardan korumak amacıyla Kur'an-ı Kerim, resim, filografi, örgü, işaret dili, takı tasarım, kokulu taş yapımı, değerler eğitimi, bağlama, kuaförlük, yüzme, okçuluk, futbol, basketbol, voleybol, satranç, masa tenisi gibi 72 kurs yurtlarımızda açılmıştır, dedi. YK'dan ayrılıyoruz. Biraz buruz ama bir o kadar da heyecanlıyız. Bizim için çok güzel bir 4 seneydi. KYK ailesi olarak sizlere çok teşekkür ederiz. Ailemden bu sene ilk defa ayrıldım. Birçok endişem ve korkum vardı başta ama yurda gelince bu endişelerimin ve korkularımın çok yersiz olduğunu fark ettim. Eren, yurtlarımızda her ayın 23'ü yöresel Elazığ günleri yaptık. Komşum projesiyle yurtlarımızda barınan öğrencilerimiz yemeklerini gönüllü olarak 164 aileyle paylaşıp büyük bir dayanışma örneği gösterdiler. Ankara, Bursa ve Çanakkale illerine geziler düzenledik. İl içi ve iller arası yapılan futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç ve okçuluk turnuvalarına yurtlarımızdan 1120 öğrencimiz katılarak yarışmalarda çeşitli dereceler elde ettiler ifadelerini kullandı. Elazığ'da bir markette 6 adet 100 liralık sahte para veren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde bir müşterinin alışveriş yaptığı markete 6 adet 100 lira sahte para verdiği tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler sahte para veren şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanırken şüphelinin üst ve aracında yapılan aramada toplam 21 adet sahte 100 liralık banknotlar ele geçirildi. Sahte para ticareti yapan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Elazığ Yetimler Vakfı Kurban Bayramı öncesinde 80 çocuğu mağazaya götürerek bayramlık aldı. Elazığ Yetimler Vakfı, Elazığ merkezde 60, Palu ilçesinde ise 20 yetime Kurban Bayramı öncesi bayramlık aldı. Vakıf gönüllüleri çocuklarla birebir ilgilenerek en güzel bayramlıkları seçti. Evet.
Elazığ Yetimler Vakfı Başkanı Mikail Bahçeci toplam 80 yetime bayramlık alındığını belirterek hayırseverlere teşekkür etti. Bizler Elazığ Yetimler Vakfı olarak burada bayram öncesinde 60 tane yetim kardeşimizi giydirdik. Allah'a hamdolsun. Allah hayır sahiplerinden ebeden razı olsun. Elazığ Besi Organize Sanayi Bölgesi Biyogaz Tesisi Yerel Paydaş Bilgilendirme Toplantısı programı düzenleyecek. İşlettiği biyogaz tesisinde küresel iklim kriziyle mücadeleye, yenilenebilir enerji üretiminin artışına, enerji tüketiminde dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlamayı, hayvansal atıkları değerlendirilerek yenilenebilir enerji üretmeyi ve bölgede oluşan çevresel etkileri azaltmayı hedefleyen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kuruluşu gerçekleştirilen Enerji Enerji Gübre Üretim Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında hayata geçirilecek olan sera gazı emisyon azaltımının uluslararası seviyede belgelendirilmesi amacıyla gönüllü emisyon azaltım sertifikalandırma süreci başlatıldı. Bu kapsamda konu hakkında bilgi vermek amacıyla yerel paydaş bilgilendirme toplantısı düzenleyecek olan Enerji Enerji Gübre Üretim Şirketi yetkilileri konuyla ilgilenenleri etkinlikte yer almaya davet etti. Toplantı 22 Temmuz saat 15'te çevrim içi yapılacak. Elazığ Şehir Meclisi dönem sözcüsü Vedat Demirbağ'ın annesi Duriye Demirbağ vefat etti. Aile taziyeleri Takva Camii taziye evinde kabul edecek. Elazığ Şehir Meclisi dönem sözcüsü Vedat Demirbağ'ın annesi Duriye Demirbağ hayatını kaybetti. 67 yaşında hayatını kaybeden Demirbağ için ikindi namazına müteakip Palu 3 Değirmenler Köyü'nde cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Merhume Demirbağ kılınan cenaze namazının ardından 3 Değirmenler Köyü'nde bulunan aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri Doğukent Mahallesi'nde bulunan Takva Camisi taziye evinde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhume Demirbağ'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin, aileye sabırlar versin. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Kadir Alçiçek'in dayısı Kazım Seçkin vefat etti. Aile taziyeleri Yeni Mahalle Taziye Evi'nde kabul edecek. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Kadir Alçiçek'in dayısı Kazım Seçkin hayatını kaybetti. 77 yaşında hayatını kaybeden Seçkin için ikindi namazına müteakip İzzetpaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Merhum Seçkin, kılınan cenaze namazının ardından Asr-ı Mezarlık'ta bulunan aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri Yeni Mahalle Muhtarlığı taziye evinde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhum Seçkin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin, aileye sabırlar versin. Sevgili seyirciler, Elazığ'da 1 Temmuz 2022 tarihinde sona eren su ürünleri avlanma yasağı öncesinde kurallara aykırı hareket eden 84 kişiye yaklaşık 350 bin lira para cezası uygulandı. Elazığ sınırları içerisinde yer alan Keban, Karakaya, Özüce, Kalecik, Beyhan, Kral Kızı baraj gölleriyle Sivice Hazar Gölü ve bunlarla bağlantılı tüm akarsularda 2022 yılı su ürünleri avlanma yasağı 1 Temmuz 2022 tarihinde kaldırıldı. 2022 yılı su ürünleri av yasağı döneminde jandarma, emniyet kolluk kuvvetleriyle il müdürlüğü bünyesindeki
Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi teknik personeli av yasağı kontrol ve denetim gerçekleştirdi. Kurallara aykırı hareket eden 84 kişiye yaklaşık 350 bin lira idari para cezası uygulandı. Elazığ'da karaciğer kanseri hasta, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan başarılı operasyon ile sağlığına kavuştu. Fethi Sekin Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğine karın ve sırt ağrısı şikayetleri nedeniyle müracaat eden 50 yaşındaki hastada yapılan tetkikler neticesinde karaciğer tümörü tespit edildi. Yapılan ileri tetkik ve incelemeler sonucunda tümörün karaciğer kanseri olduğu saptandı. Hasta yapılan başarılı tümör cerrahisi ile sağlığına kavuştu. Operasyon hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Kliniği Operatör Doktor Abdullah Kut, hastamız kliniğimize karın bölgesindeki ağrı şikayetleriyle müracaat etti. Hastamızı değerlendirdik ve tetkikler neticesinde karaciğerinde kanser olduğunu tespit ettik dedi. Kut, multidisipliner tedavi anlayışı dahilinde ilgili branşlarla birlikte konseyde hastamızı görüştük ve ameliyat edilmesi gerektiğine karar verdik. Yaptığımız başarılı bir tümör cerrahisi ameliyatı sonrasında hastamızı şifa ile taburcu ettik. Bizlere her ameliyatta büyük destek sağlayan anestezi ekiplerimize, klinik ekiplerimize teşekkür ederim cümlelerini kullandı. Evet, sırada yine mutlu bir haberimiz var. Bir düğün haberimiz var. Elazığ'ın tanınmış esnaflarından Mehmet Ataş'ın oğlu Sefa Ataş, İrem Özcan ile dünya evine girdi. Elazığ'ın tanınmış esnaflarından Mehmet Ataş'ın oğlu Sefa Ataş hayatını İrem Özcan'la birleştirdi. Düğün törenine çiftin aileleri, yakınları ve sevenleri katıldı. Genç çift, davetlilerin karşısına çayda çıra eşliğinde çıktı. İrem ve Sefa Ataş çifti bir ömür birlikteliğe şahitlerin ve davetlilerin huzurunda evet dedi. Sayın İrem Nur Özcan, Sayın Sefa Ataş'ı hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradenle eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Sayın Sefa Ataş, Sayın İrem Nur Özcan'ı hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür irademle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Nikah töreninin ardından gecenin ilk dansı çiften geldi. Böyle bir aşkım demiş dünyada, ne geçmiş demedim. Çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan sevenleri doyasıya eğlendi. Medya grubumuz olarak İrem ve Sefa Ataş çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Evet, genç çiftimizi kutluyoruz ve mutluluklar diliyoruz. Kıymetli Mehmet Ataş abimize de buradan selamlarımızı iletiyoruz ve haber bültenimizi noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ve günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Elazığ Spor'un 2021-2022 futbol sezonunda ara transfer döneminde kadrosuna kattığı tecrübeli eldiven Hakan Cambazoğlu'nun adı geçen sezon Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta playoff oynayan 68 Aksaray Belediyespor ile anılıyor.
Bordo Beyazlı temsilcimiz Eliza Spor'un 2021-2022 futbol sezonunda ara transfer döneminde kadrosuna kattığı tecrübeli eldiven Hakan Cambazoğlu'nun adı, geçen sezon TFF 3. Lig 2. grupta yer alan ve sezon sonunda playoff oynayan 68 Aksaray Belediyespor'un gündeminde. Geride bıraktığımız sezonda TFF 3. Lig 1. grupta yer alan Eliza Spor'un ara transfer döneminde transfer ederek kadrosuna dahil ettiği tecrübeli kaleci Hakan Cambazoğlu, 3 maç ceza aldığı bu dönemde 11 maçta 985 dakika süreyle forma giyerken 10 gole engel olamadı ve 0.9 gol ortalamasıyla oynadı. Eliza Spor'un yeni sezonda kadrosunda tutmak istediği tecrübeli kalecinin Kurban Bayramı sonrası başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesi durumunun netleşeceği bekleniyor. Ve spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.